Evet sevgili izleyenler, programımızın ikinci bölümündeyiz. Osman Cemoğlu ve Saim Ulutan'la birlikte geçtiğimiz İstanbulspor maçını ve İstanbulspor maçında hakemin vermiş olduğu yanlış kararı değerlendirdik. İkinci bölümde ise hem hafta içerisinde yapmış olduğum, İlhan Hoca'yla yapmış olduğumuz basın toplantısı, İlhan Hoca'nın sözlerini üzerine biraz yorumlar yapacağız. Arkasından da Akhisar maçını, pazar günü oynayacağımız Akhisar spor maçını konuşacağız. Tabii Sayın Hoca buradayken eski hakemlerden, eski milli hakemlerimizden yine hakem hataları üzerinde biraz daha durarak onun görüşlerini alacağız. Çünkü gerçekten yıllarını vermiş, hakem hocalığı yapmış bir abimiz. O yüzden kendisini yakalamışken, kendisi burada bulmuşken en azından hepimizin kafasında soru işareti oluşan bazı soruları sorarak da o soru işaretlerini gidermeye çalışacağız. Şimdi öncelikle hocam şu hakem meselesini kapatmak açısından konuşalım isterseniz. Yani şimdi bazı hakemler faullerde faul yapılmış. Çocuk yerde, futbolcu yerde yatıyor. Hakem geliyor, yerde yatan futbolcuya sarı kart gösteriyor veya kırmızı kart gösteriyor. Neyse pozisyon veya faul yapan. Veya penaltı pozisyonlarında öyle yanlış kırmızı kartlar falan var. Yani bu konularda ne yapmış ki? Yani hakemler o vermiş olduğu kartlarda bir takım yanlışlar yapıyor. Doğrusu nedir? Sizler öğrenin. Hakemler yerde yatan futbolcuya kart göstermekte hata yapıyorlar. Kesinlikle bizim hocalarımız Talat Tokat zamanında biz Hilmi Oktan öğrenmiştik. Ertuğrul Dilek'ten, Doğan Babacan'dan. Ben o zamanın hakemiyim. Yerde yatan futbolcuya kesinlikle kart gösterilmez. Futbolcu ayakta olacak. Kart gösterirken futbolcu ayağa kalktıktan sonra kart gösterilir. Ondan sonra penaltı atışlarında zaten FIFA'nın en son kararında kalecinin bir ayağı yani çizginin üstünde olacak. Çizginin üstüne geçerse hakem penaltı atışını tekrarlatması lazım. Sadece kaleci değil. Yani oyuncular da giriyor. Oyuncular da giriyor. Her iki takımdan da oyuncular girdiği zaman top gol olsun ya out olsun ne olursa olsun yani penaltı atışı tekrarlanması lazım. Peki futbolcular penaltı atışı sırasında ne zaman 18'de ceza sahasına girebilirler? Şimdi ben geldim futbolcu. Top direkten dönerse ceza sahasının içine girebilirler. Ama kaleciden dönerse girebilirler. Başka türlü giremezler yani hakem. Penaltı atışlarında hepsi 18'in dışında olacak. Bir sadece atış yapacak kişi belirlenir. Yani. Onu da hakem belirleyecek. Hakem düdük çaldıktan sonra... Hakem belirlemeyecek yani. Hakem penaltı atışı yapacak adamın kişi belli olacak. Hakem görecek yani. Penaltı atışı yapacak kişiden başka kimse olmayacak. Bir de hakem olacak. Ancak kaleciden direkten dönerse... O zaman oyuncular girer. Kaleciden dönerse girer. Yani oyuna girerler. Ama başka türlü yani giremez. Yürüyoruz. Hani futbolcu ben penaltı atışını kullandıktan sonra bütün futbolcular ceza sahası içine giriyorlar. İşte onu hakem tekrarlatması lazım. Ama maalesef Türkiye'de hakemler bu işe çok dikkat etmiyorlar. Tekrarlatmıyorlar. Çok nadir gol çıkıyor. Gol olursa da zaten golü veriyor. Hiç golse gol veriyor. Aslında her iki takım da girerse gol olsun, out olsun, ne olsun atış tekrarlanması lazım. Sayın Hocam bir de şu dikkatimi çekiyor. Şimdi ben bir pozisyonda faul yapmışım. Evet. Hakem gelmiş beni ikaz ediyor. Sen diyor bak. Sözlü ikaz. Geliyor. Sözlü ikaz yapıyor. Bir daha yaparsan faali tekrarlarsan sana kart gösteririm diyor. Futbolda gidiyor hakemle böyle sanki onunla 40 yıllık dostmuş, arkadaşmış gibi böyle el kol hareketlerle konuşuyor. Olmaması lazım. Hakem oyuncu hakeme sırtını bile okşayamaz. Yasak aslında kendisine. Yani kendisiyle konuşmaması lazım. Hakem de muhatap olmaması lazım. Yani biz hakemlik yaparken hiç futbolcuya muhatap olmazdık yani. Konuşmazdık. Ona hiçbir karar falan izah etmeye gerek yok. Hakem ciddi olacak. Hakem kendisine el kola yapar hareketten iten, kakanla anında kırmızı kartını gösterecek. Yani hakemli yani revize edenlere hemen ceza verecek. Hakem sonsuz yetki. Yani mutlak hakimiyet hakemde yani hakem. Kendisine ve yardımcılarına hakaret yapan oyuncuyu affetmeyecek. Atacak. Mesela ben sahada yani kötü hareket yapanı hayatta tutmazdım. Hemen kırmızı kartımı gösterir atarım yani öyle. Onun için ama şimdiki hakemler yani dostluk gösteriyorlar. Öyle aslında iyi bir şey değil yani. Hakemle futbolcu laubali olmaması lazım yani. Omuzunu bile okşatmaması, sırtına bile değdirmemesi lazım. Sonra, peki,
Sonra Türkiye'de bir de bu faullerle enti bir türlü anlatamıyorlar. Çok basit yani. Bu elin kasıtlı şekilde açılması, çarparsa, yani şöyle çarparsa, bu tabii top gelirken ben bu elimle açıyorum ya burada. Hı. Ama benim elim kolum doğru konumdaysa, buraya çarparsa, doğru konumdaysa oyuna devam. Ama ben kasıtlı şekilde açarsam, top gelip çarparsa penaltı. Penaltı veririm. Kaleci mesela yerde yatıyor. Kaleci öyle oyuncu. Top tin geliyor. Kollarına değiyor. Oyuna devam. Ama oyuncu veyahut da kaleci kasıtlı şekilde oyuncuya girip veyahut da topu yerdeki topu eliyle çevirirse yani kasıt unsuru. Bu oyuncuların da kasıt unsuruna bakacak hakem. Topu ellediği için penaltı. Ceza sahası içinde penaltı yani. Bunu ona bakacaksın. Ama Türkiye'de kimse bilmiyor. Mesela futbolcu omuzuyla şurasıyla topu indiriyor böyle önüne koyuyor. Hakemlerin çoğu kimisi devam diyor, kimisi end diyor. Hiç alakası yok. Kolun bak şu koldan şuradan itibaren evet. End olmaz. Yani şu kol. Vücut sayılıyor. Ama buradan aşağı top değerse yani. O zaman end. Ama buraya ben ve futbolcu mesela santrafor geliyor böyle topu düzeltiyor burayı da düzeltiyor. Hakemlerin çoğu buna end veriyor. Bu end değil aslında. Ben gözlemci olsam düşük not veririm hakemlere. Peki şimdi ceza sahası içindeyiz. İkimizde bir mücadele var. Ben o anda yere düştüm. Rakip savunma oyuncusuyum. Savunma oyuncusuyum. Yere düştüm ve top hani elim açık değil ama bir şekilde elime değdi. Yani kasıt yok burada. Evet. Şimdi bazı hakimler bunu direkt penaltı vermiyor. Kimisi de vermiyor. Devam ediyor. Yani devam ediyor. O kasıt değil. Yani i̇şte kasıt, ben, hakemin kanısına göre, hakemin kararına göre kasıt unsuru varsa penaltı olacak. Ama kasıt unsuru yoksa mesela bazen de futbolcular atıyor kendini. Ondan sonra o zaman o hakem gelip o kendisini aldatmaya yönelik yaptığı için sarı kart göstermesi lazım. O vermeyecek. Oyuna devam edecek. Israr ederse de ona kendisini aldatmaya kaldığı için sarı kartla ceza vermesi lazım hakemin yani. Sarı kart göstermesi lazım. Evet. Çünkü kendisini atıyor. Artist gibi atıyor. Mesela penaltı istiyor. Öyle adamlara da sarı kart göstereceğin. Kendini aldatmaya yönelik hareket yaptığı için yani. Ama Türkiye'de uygulayan hakem çok az yani. Evet. Şimdi zaman zaman bu da oluyor. Rakip takım oyuncusu veya değişecek oyuncu diyelim. Rakip takımda değişecek oyuncu daha sahadan çıkmadan sahaya girecek. Yani oyuna girecek oyuncu sahaya girmiş oluyor. Yani sahada bir de okuyorsun. Rakip takım veya ev sahibi takımdan 12 tane borcu oluyor. 12. Onun için yan hakem ve dördüncü hakem bu işe titizlikle bakacak. Diğer oyuncu çıkmadan öbür oyuncuyu içeri almayacak. O zaman eğer girerse sarı kart göstermesi lazım o oyuna giren kişiye. Hakem sarı kart göstermesi lazım ki öğrensin yani. Evet. Veya dördüncü hakem veyahut da kıdemli yardımcı hakem onu sokmayacak. Öbür oyuncu çıkmadan sahayı çizgilerini terk etmeden sokmayacak. Onun için yan hakemlerin ve dördüncü hakemin görevi çok önemli. Bir de taç atışlarında şimdi Sayın Hocam şunu görüyoruz. Yani ben taç atışı kullanacak bir oyuncuyum. Top buradan çıkmış. Buradan taç atmam gerekirken geliyorum Osman abinin yanına kadar yürüyorum. O taçı oradan. O zaman hakem ne yapacak? Tüt yerinden at diyecek. Tüt çalacak. Attırmayacak. Ya atış tekrar atacak. Yerinden at diyecek. Yerinden attık. Baktı ısrar ediyor. Topu da karşı takıma vereceksin o zaman. Israr ederse atmamazla o zaman tacı öbür takıma vereceksin. Veya geleceksin düdükle çalacaksın. Yerinden diyeceksin, işaret edeceksin. Yerinden diyeceksin, işaret edeceksin. Yerinden attıracaksın. Hakemin otoritesine bağlı bu işler. Hakemin otoritesinin zayıflığından geliyor bu işler. Bir de saha içerisinde yine fuar atışlarında veya işte ne bileyim offside atışlarında 9-15. Hayır. Şimdi hakem diyor ki, tüneyi çalıyor, buradan kullanacaksın diyor. Futbolcu geliyor, belki yarım metre daha ileriye topu koyuyor. Onu önlemek için şimdi hakemlerin arka ceplerinde çizgi içinden yer var. Onu önlemek için hakemlere yeni Futbol Federasyonu ve FIFA karar verdi. Topun atışının yapılacağı yere hakem çiziyor. Dikkat edersen maçlarda yani. Çiziyor. Arkalarında tüp var. Evet, tüpte o çiziyi çiziyor. Ve top ona konuyor. Onu artık eskiden oluyordu o. Hakem sırtını döndüğü zaman topu ileri atıyordun. Öyle yapıyordun. Şimdi onu yapamıyorsun. Onlar göremiyorsun. Herkesi yerinden attırıyorlar. Çizgiyle çiziyorlar onu. Artık hakemlere verdiler. Onu yapıyorlar. Onu Türkiye'de iyi uygulanıyor. Evet. Şimdi gelelim İlhan Hoca'nın basın toplantısında. Beraberliğe
sevinen mağlubiyeti normal, karşılayan galibiyeti ise çok uzakta gören bir tablo var. Bu böyle olmaz. Her maça galibiyet için çıkacağız. Bir havuz oluşturduk demiştim. Ben havuzun içinde yer alan futbolcular çok şanslı arasında. Gelecek vadeden bu kulübün futbolcular açısından bu havuzun gerçekten ilk defa kendileri tarafından gerçekleştiğini ve bu havuz sayesinde ileride birçok futbolcunun A takıma yerleşeceğini vurguladı. Kendilerini dışlanmış gibi hissettiler. Belki tam tersi oyuncular seçilmiş oyuncular. Yani o havuza önce tespit ettiğimiz A takıma girebilecek diye tespit ettiğimiz çocuklar vardı. Ama A takımdaki oyuncu sayısı fazla olduğu için bir takım çocuklarımızı havuza gönderdik. Havuza gönderdiğimiz çocuklar da sanki kendilerini terk edilmiş gibi gönderdi. Aslında böyle değil diyor. Ben hatta arkadaşlar İlhan Hoca'nın genç futbolcularla olan bir fotoğrafı vardı. Şimdi o dışlanmış, kendini dışlanmış olarak gören futbolcular zaman zaman sağda solda ya işte bizi A takıma seçtiler ama bizi de şuraya gönderdiler gibi, havuza gönder gibi söylentileri varmış. Hoca bunların özellikle yanlış olduğunu ve onları da özellikle gözlediğini ve izlediğini söyledi. Bakın burada o genç kardeşlerimizden 15-16 yaşlı çocuklarla hoca görüşüyor. Yani bu havuza giden çocuklar zannetmişler ki bizi yani seçtiler ama bir yere gönderdiler. Hemen şöyle bu konuyla ilgili bir açıklamada bulunayım. Eskişehirspor bu son Süper Lig'de oynadığı yıllarda Ersun Yanal'ın döneminde çok ünlü futbolcular vardı. Kamara, Dede, mesela Avrupa'da bunlar yıldız futbolcu. Onlar da dahil. Necati Ateş. Evet. Şimdi bu futbolcular ceza aldıkları zaman, sakatlandıkları zaman veya formsuz oldukları dönemlerde, geçenlerde burada konuk ettik, Orhan Türkmengil hocanın ekibine gönderirdi onları. Yani orada devam ederlerdi. O 19'a mıydı? U21 takımında. Evet. Yani sakatlıktan çıkanlar, hazır hale gelinceye kadar. Hazır hale. Cezalı olanlar. Yani orada Orhan Türkmengil'in nezaretinde devam ederlerdi. İşte bir anlamda havuz dediğin olay. Yani bunun Süper Lig'de bile, yani ünlü hocalar bunu zaten yapıyorlar, bu taktiği. Genç çocuk tabii bunlar, dışlanmış gibi bir duyguya kapılabilirler. Ama hiçbir zaman kendilerini bırakmayacaklar. Hoca ne zaman formayı verse çıkacaklar, aslanlar gibi mücadele edecekler. Bursa Spor da bunu görüyoruz, dikkat ediyorsan. Altın Ordu da yapıyor. Altın Ordu zaten. Altın Ordu geçen hafta Altay'ı top göstermediler. Bak onunki farklı. O futbol okulu. Ama hocanın ki bu İlhan Hoca'nın yaptığı farklı. Yani alt yapıdan giren futbolcuların Eskişehirspor'a monte etmeye çalışıyor. Ama bunların diyor bir deneyim kazanması lazım. Yani direkt ben çıkıp ilk 11'e koyarsam veya ilk 16'ya koyarsam belki orada şaşıracaklar veya başarılı olamayacaklar. Ama en azından yetişme anlamında bir havuzda bir hocanı gözettim de altyapıdan hocalar da gözetliyorlar. Yetişiyorlar. İnan Hoca'nın yardımcıları da onları zaman zaman gözetliyor. Onlara gidiyor, antrenman yaptırıyor. Yani oradan belki takıma, A takıma monte edeceği, hazır olduğu, gördüğü futbolcu alıp hemen A takıma koyacak. Bu yani altyapıdan farklı ya, bir... Çalışma. Evet, farklı bir olay. Onur Baş, geçen hafta konuştuk, iki hafta evvel. Yani. Orada, yükselttiler yani, hatırlıyorsun o zaman. Yani bu çocuğun üzerine gereğinden fazla yüklenmemeli, bir misyon yüklenmemeli diye. Çünkü doğmadan ölen nice yetenekli futbolcular var. 17 yaşında daha yani. Ya inanılmaz. O da hayatında bir 20 dakika oynamış. İlk kez mesela direkt TFF birincilikte oynadı. Bal ligi oynamamış. Tabii. Üçüncülük oynamamış. İkincilik oynamamış, direkt birinci lige. Bunlardan istisnai isimler verebilirim ben. Birkaç tane ama konu. Şunu yapması lazım Osman Hocam. Yani ben bak 17 yaşında senin dediğin gibi hiçbir kademeden geçmeden direkt A takıma girdim. Yani, Süper'de birincilikte oynuyorum. Yani ben bu maçta hocam bana bir görev verdi. Ben bu görevde başarılı yaptım.
ben bundan sonra bunun üzerine ne, nasıl koymalıyım tabii, diye düşünmesi lazım. Kesinlikle. Yani şimdi o maçta bir gösterdin performans, herkes seni alkışladı, tamam. Eskişehir'de sen konuşuldun ama ondan sonra, yani önemli olan o başarıyı devam ettirmek. Hatta üzerine koyarak devam ettirmek yani. Şimdi küçük örnek vereyim madem aklımıza geldi. Zaman zaman da nostalji yapalım da bizi izleyenler de o yıllara hafif bir götürelim yani. Eskişehir Spor kuruldu 1965. 64 yılında şimdi adı Süper Amatör Küme oldu. Evet. Birinci küme o zamanki adı. Mesela oradan bir Abdurrahman Temel var. Abdurrahman Temel işte o zaman Bal Ligi gerçi yoktu. Ne üçüncülük ne ikincilik. Direkt Süper Lig'e çıktı ve o sene A Milli takımın formasını giydi. Bak amatör kümeden. Çok istisnai olabiliyor. Kamuran Yavuz Eskişehir'de şu anda kapanan Toprak Spor'dan geldi. Harikalar yarattı. Koca koca ustaların yanında. En ünlü futbolcular. İsmail Arca. Fatih Spor. Bugün o kulüpler hep kapandı. Tabii. Fatih Spor'dan Eskişehir Spor'a geldi. Hiç yadırgamadı. Direkt şampiyon oldu takım biliyorsun. Geçilmez bir savunma. Süper Lig çıktıkları zaman da yanına Süreyya Özkefe. Her ikisini de buradan selam olsun. Daha sonra da Bilal oynadı onları. Bilal sonraki şimdi, yıllarda ben şeyi anlatıyorum. Yakın amatör ki. Yakın dönemde bir örnek vermek gerekirse Dorukhan. Evet. Dorukhan geldi altyapıdan bizim takımda. O aslında Dorukhan Beşiktaş'ta kendini çok geliştirdi. Evet. Eskişehir Spor'daki o düz futbolcu Dorukhan değil. Tabii. Burada sadece görev adamıydı, görevini. Ama Beşiktaş'ta futbolunu daha kreatif hale getirdi. Hayır, şunu demek istiyorum hocam. Doğru söylüyorsun. Onur ilk maçta parladı. Ondan sonra bir daha ikinci maçta. Burada konuştuk. Yapmayın, etmeyin evet, dedik. İkinci maçta görev verildi ama birinci maçtaki performansını göstermedi. Ama bak Dorukhan diyelim ki takımın antrenmanı çıkıyor. Bir saat antrenman yapıyorsa o takımın antrenmanı bittikten sonra kendi belki bir saat daha antrenman yaparak üzerine koymaya çalışıyordu. Tabii. Eğer Dorukhan bugün Dorukhan olduysa kendi gayretlerinden yani zaten hocanın değil kendi performansında kendine bir plan çizmiş antrenman planı onun üzerine koyarak devam etti. Bak bugün Beşiktaş'ta bir şey değişmez. Yani bugün belki Galatasaray ısrarlarım ben Dorukhan'ı istiyorum diyor. Tabii hatta yabancı Fransız kulüpleri, İtalyan kulüpleri de bir ara o şanssız sakatlığı geçirmeseydi belki şimdi farklı yerlerde olurdu yani. O yüzden yani Onur kardeşimiz de burada eğer Dorukhan olmak istiyorsa hani yakın dönem olduğu için örnek iyi bir golcü Türk futbolunun yani iyi bir golcü olmasını istiyorsa kendisi önce kendi isteyecek sonra da hocalarının mentörlerinin büyüklerinin sözlerini riayet edecek yani mutlaka. Evet. Şimdi hoca diyor ki bu havuz grubunda yer alan futbolcular eksiklerini kapatma fırsatı yakalayacaklar. 15 gün U19 takımına antrenmana çıkmalarını söyledik. Bu haftadan itibaren bizle birlikte haftanın 3 gün antrenman yapacağımızı söyledik. Bu havuz grubunda 14-15 yaşında futbolculara yer alıyor. Havuz grubunda yer alan 1-2 arkadaşımız U19'larla olan antrenmana çıkmamış. Biz de bu genç deneyimli bir ekibiz diye konuştu. Yani size bir fırsat veriliyor. U19 takımına çık. Orada kendini biraz daha yetiştir deniyor. Ama sen U19 takımını herhalde ben bunların üzerindeyim diye. İşte örnek verdim ya ünlü futbolcular Avrupa'nın Orhan Türkmengil'in nezaretinde antrenmana çıkıyorlardı. Yani. Ersun Yanal gönderiyordu onları U21'e. Evet çalışarak başarı yakalanır diyor. Çok konuşarak değil çok çalışarak başarı yakalanır. Bu genç futbolcuya rahat oyunda 18 yaş olarak bakıyorum. Ben genç futbolcuya 16-17-18 yaş olarak bakıyorum. 21, aslında doğru söylüyor 21-22-23 yaşındaki oyuncuya genç demem. O 20 yaşlardaki oyuncu gelip yiyip gidiyor bakıyorsun yedekten bir maça girmiş böyle bir şey olmaz. Burası yetişme grubu değil. Bir yılda 22-23 yaşındaki futbolcuya harcayacağım vakti 16-17 yaşındaki futbolcuya harcarım diyor. Aslında doğru söylüyor. Yani şimdi bugünkü kadroya baktım ben Eskişehir Spor'un. Diyoruz ki efendim genç. Bunlar neresi geç? Yani 21-22 yaşında, 23 yaşında. Tabii daha büyükler ama artık bunlar yani Süper Lig'de oynayan futbolculara baktığım zaman birçok 21-22 yaşında futbolcu var. Hani 16-17 yaşında var Süper Lig'de oynayan. Genç diyorsak eğer Fuat Çapar'ın ilk döneminde
Transfer evet. yasağınız vardı, işte bir sürü futbolcu gitti, sahaya çıkamayacak pozisyonunuz. Gittiniz, U19, U16, neyse bir takım kurdunuz, o takım çıktı sahaya, oynadı. Tamam, onlara eyvallah, onlar gençti. Şimdi bu kardeşlerimiz artık genç değil. 3 yıl, 3 sezon birlikte oynuyorlar. Yani ben şimdi kusura bakmasınlar, biraz eleştireceğim kendilerini, hak ettiler bu eleştiriyle. Siz 17-18 maç oldu çıkıyorsunuz, 21 maç oldu çıkıyorsunuz. Yani ben şunu gözlemliyorum, bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz. Bunlar maça çıkarken biz nasıl maçı kaybedeceğiz? Ya 1-0 olur, 3-0 olur, 5-0 olur, sonuçta maçı kaybedeceğiz bir düşüncesi var. Şimdi gol yiyorsunuz, 1-0 geriye düşüyorsunuz. Ya daha maçın başına diyelim ki 15. dakikada gol yemişsin veya 30. dakikada gol yemişsin veya 40. dakikada gol yemişsin ama daha geride 60 dakika var. Oynanmamış bu 60 dakikada sen o açıyı kapatıp, yani yediğin golü kapatıp üzerine koyman lazım. Şimdi ama bu biz, söylediklerinin teknik kadronun görevlidir artık. Hayır, onları, teknik kadro sonra, söylüyor ama bize söylememiz lazım. Hocam yani. Şimdi yani şimdi ben taraftarım, ben görüyorum bunu ama ben söylemeyeyim. Yani sadece hoca söylesin. İşte biliyorsunuz geçen İstanbul maçından sonra taraftarlara gitti. Futbolcu karıştırmışlar, eleştirdi. Haklı olarak eleştirdiler yani. Hayır. Yani bunlar da sanki biz kabullenmişiz, bizden artık bir şey olmaz havası mı girmişler bilmiyorum ama. Eskişehirspor'un şu anda tek sermayesi var. Tek bir sermaye, altyapı. Başka seçeneğimiz yok. İyisiyle kötüsüyle, sevabıyla günahıyla altyapıdan başka bizim sermayemiz yok. Onun için bu çocukların üzerine de ilan var ilk geldiği gün demişti hatırla evet. antrenman sahasına. Ki biz de gitmiyoruz aslında. Hafta arasında ruhsuzlar, muhsuzlar gibi böyle sosyal medyada yayınlar oldu. Bunlar yanlış. Yanlış yani çocukların belki kapasitesi, belki motivasyonları, belki fizik güçleri henüz yeterli olmayabilir. İşte bunlara cevap verecek olan, bunları sahaya sürecek olan teknik kadrodur yani. Anlatmak istediğim. Hayır yani ama şunu göreyim hocam. Yani Osman abi bu futbolcular ilk Eskişehirspor A takım forması giydikleri maçlarda koydukları performansı şimdi koyamıyorlar, gösteremiyorlar. Yani o maçta yeniliyordu ama ortaya bir futbol vardı. Furkan Polat falan o takımın evet. gözbebeğiydi. Şimdi ben evet. göremiyorum. Aynen onu demeye çalıştım hocam. Yani siz hiçbir tecrübe yoktu. Şimdi 3 dönem 3 sezon birlikte oynuyorsunuz. Bir tecrübe kazandınız. O zaman hiç tecrübeniz yoktu. Mevlüt'ün durumu nasıl? Bitti mi korona şeyi? Bitmiş. Karantinası bitmiş. Falan. Evet, evet. Yani hocanın belki bu hafta şans verebiliriz. Yani O genç kardeşlerimiz artık genç kardeşlerimiz değil mi? Artık gençlikten de çıktı. Hocam dediği gibi 21-22 yaşında çocuğa ben gençliğim var diyor. Onlar da biraz forma aşkı için oynayacaklar yani. Evet. Ya ben o bir de şunu yapmak lazım. Şimdi Eskişehirspor'un yani Mustafa Akgül'e ben şunu öneriyorum. Belki başkaları da söylemiştir ama Eskişehirspor'un o formasını giymiş. Yıllarca o formaya giymiş. Yıllarca bu formaya gittikten sonra milli takıma yükselmiş. Milli takım kaptanlığı yapmış ve bugün Eskişehir'de baktığı zaman herkesin parmakla gösterebileceği eski futbolcularımız var. Ben Mustafa Akgül'ün yerine olsam her hafta maç öncesi maç saatinden 2 saat, 3 saat önce bu futbolcuları tesislere getirerek onlara bir konuşma yaptırmasını öneririm. Yani onlar Eskişehirspor formasını nasıl seyretmişler o kupada müzede duran iki tane, üç tane kupayı nasıl kazanmışlar? Bunları anlatmaları lazım ki o genç sporcular ha diyorsun de ki bak yani bunları yapmamız gerekiyor. Yani şimdi bakıyorum o futbolcular, eski futbolcularımız, abilerimiz, Eskişehirspor'un eğer bugün Eskişehirspor'un hala hafızalarında yer alıyorsa onların sayesinde o futbolcuları, o abilerimizi mutlaka tesislere çağırıp bir anlarını genç kardeşlerimize dinletmelerse belki kafalarındaki Sadi hocam kulüp Eskişehirspor'un yapacağı en güzel iş yani benim diğer kulüplere göre baktığım göre en güzel yapacağı iş bir danışma kurulu yapacak. Bu danışma kurulu Eskişehirspor'da oynamış eski futbolcular yani mesela bir İsmail Arca, bir İlhan Çolak,
bir benim akrabam olan Vahap Özbayar, ondan sonra İsmail Arca falan dolacak. Kulübe danışmanlık yapacaklar. Kulübün yönünü yapacaklar ve kulübe önderlik yapacaklar. Kulübün gelirlerini sağlayacaklar yani. Onları gören seyirci Eskişehir şeyi onlara yaklaşım yapacak. Hocam. Danışma kurulu olsa. Gelin doğru ama gelir içine onlar girmezler. Yani şimdi onlar gidip de kapı kapı ya Eskişehir Spor'a. Ama kulübe danışmanlık yapabilirler. Danışmanlık yapabilirler ama gidip danışma kurulu olur. Sayın hocam Eskişehir Spor'a 10 lira ver. Osman hocam Eskişehir Spor'a 5 lira ver. Sağ hocam sen 20 lira ver demezler. Çünkü onlar artık onu aşmışlar. Ama danışmanlık yapabilirler. O da doğru. Kulübe bir danışma kurulu olsa kulübün yani gideceği yönü yön verirler yani. Onların tecrübelerinden faydalanmaz. Ama onlar şimdi kulübe küsmüşler. Maçlara bile gelmiyorlar. Ben görüyorum bakıyorum tribünde. Onlar küsmedi, İsmail Arca falan gelmiyor. Gelmiyor. Ender Gonca falan gelmiyor. Yani bunlar çok iyi bir kıymetli insanlar. Bunları kulüp onlara danışma yapmalı lazım. Yani mesela bir oyuncu alırken sormaları lazım. Onların çevreleri var. Onların tecrübelerinden faydalanmak lazım. O dile kolay yani. İsmail Arca bugün milli takımda kaptanlık yapmış. Hem de Fatih Terim'e bile kaptanlık yapmış. Bak futbolculukken diyorsun ama şimdi ben teknik direktörüm. Ben teknik direktörü sahibi istiyorum. Gel İsmail ben sahibi istiyorum. Sahibim nasıl bir bize yarar mı? Yaramaz mı? Yani bu sorulmaz bence. Yani bunu geçen hafta bunu evet, zaten bu konuyu işledik. Hoca yani alacak o futbolcu alacak olan hoca. Siz hoca olsanız yani ben bu futbolcuyu almaya karar verdim ama ya bir de Osman'a sorayım bir de Sadi'ye sorayım der misiniz? Ama soranlar da var ya ama yapan ama ne olur sormadan Allah azlar oyuncuları baktık ne kadar ceza var. Bak ne kadar. O, hiç oynamamış adamı aldılar. Mesut Özcan zamanında almışlar. Adamın bak şimdi dosyasını kapatamıyorlar. Yazık günah değil mi Eskişehir Spor'a? Yazık yani Eskişehir Spor'a. Geçmişte kalmış yani. Bak transfer yapamıyorsun. Altyapın zaten kuvvetli değil. Altyapı Bursa Spor'unki gibi olacak mesela. Futbolcu yetişecek. Kaleciyle karşılaştığı zaman topu köşeye atacak adam lazım. Bak Mehmet Akgüz var mesela Adana Demirspor'da adam her pozisyona girdiğinde vuruyor, çakıyor, köşeye atıyor. Mehmet Akgüz gibi golcü olsa, Erkan Zengin gibi bir pasör olsa Eskişehir Spor'da, Eskişehir Spor çok kişinin canını yakar. Hocam olsa da olmuyor işte. Ama yani, kaçırmayacaksın. Ama olsa şu anki durumuna bakacaksın ya. O geçmişte kalmış, transfer yapamıyorsun. Maddi imkanı yok. Transfer kaldıracaksın. Hayır, kulübün lisansını alacaksın. Hocam bak transfer tahttan kapalı. Transfer yapamıyorsun. Ceza, onu kalınlara kaldırttıracaksın. Hayır. Ve 100 bin lira ver kim hocam? Eskişehir Spor'un sen 100 bin lira verir misin? Ama şey kulübü. Yani, hayır. Ben zengin olsam veririm. Seve seve veririm. Ya, zengin olsan tabii yani. Şimdi hani böyle lafta çok şunu versin bunu versin diye söylüyoruz da. Ama icraata gelince kimse ona yanaşmıyor. Onun için biz şu anda mevcutta ne var? Mevcutta bu takım var. Bu futbolcular var. Biz bu futbolculara ilerleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Yani yeni transfer tahtası açması mümkün değil. Yerine adam koymamız mümkün değil. Yani dışarıdan almak. Biz bu futbolcularla ligi nasıl tamamlayabiliriz? Bu futbolcularla kümede nasıl kalabiliriz? Bunun hesabını yapmamız gerekiyor. Yoksa yani şu olsaydı bu olsaydı tartışması bence çok gereksiz. Altyapıyı çok önem verecek. Altyapına yetecek. Mesela bak Bursa Spor'da bir Kubilay kanat sıkışı vardı. Adam ki altyapıdan yetişti. Bursa Spor'a tam faydalı olacağı sırada parasını vermediler diye. Adam şimdi Malatya Spor'da gol atıyor. Bu hafta 3 puan onun golüyle aldı. Onun golüyle aldı. Kubilay kanatsız kuş. Evet şimdi hoca diyor ki burada son haftalarda performansıyla gerçekten göz doldurdu. Sürekli mevkide sürekli farklı mevkilerde oynatılmış diyor. Haklı olarak. Çok iyi bir futbolcu. Ona güveniyoruz. Futbol bilgisi ve taktikle alakalı futbolcularımız gençler ama yaş olarak olgunlar. Biz oyuncularımıza yaptıklarını yapacaklarını anlatıyoruz. Antrenmanda böyle bir şekilde gol yiyebiliriz diye onları uyarıyoruz. Maçta anlattığım şekilde gol geliniyor ve futbolcuların hatalarını daha net bir şekilde görebiliyor diyor. Yani ben şöyle yaparsanız, şurada durursanız gol pozisyonunu önleyebilirsiniz, engelleyebilirsiniz diye söylüyorum ama o söylediklerim sanki maçta uygulanmıyor, uygulamıyorlar. Bu yüzden bu yaptığı hata yüzünden gol yiyoruz diyor. Ben özellikle onlara şunu yaparsanız gol yeme şansınız çok daha zayıf olur diye özellikle söylüyorum diyor. İşte önemli olan hani hocanın öğrettiğini sahada uygulamak. Kesinlikle. Evet. Osman Cemoğlu bu konuda biraz şimdi sessiz kaldı. Ben şöyle yani basın toplantısında programın ilk yazında da söyledik ilk yarısında doğru şeyler söyledi. Doğru şeyler söyledi ama bunları tabii uygulayacak, uygulatacak
sahaya çıkaracak teknik ekiptir. Bunları artık zaman içerisinde bu söylediklerini gerçekleştirecek ya da gerçekleştiremezse yenilgiler serisi devam edecek. Hayır, o zaman ben şunu da rica edeyim peki. Bu futbolcu arkadaşlarımıza bugünkü mevcut, hani ben Eskişehirspor'da forma giyiyorum, Eskişehirspor futbol için diyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, artık taraftarın ne taraftarın ne de Eskişehir'in tahammülü kalmadı. Eğer önümüzdeki iki maç, üç de Eskişehir'de var, iki maçta kaybederlerse ben teknik direktörü İlhan Hoca'ya şunu öneririm. Bu arkadaşlar demek ki bu arkadaşlar yürümeyecek. Nasılsa yeniliyoruz, 1-0, 2-0 fark etmez. O zaman U19, U16, U17 takımlarından veya havuz olursunuz takımları havuzdaki çocuklarımızı getirin. Direkt onları oynatın. Yenilsek de onları yenilin. Yani 3 yıl önceki pozisyona dönelim yani. Yani. Çünkü artık bu kardeşlerimiz 3 yıldan beri birlikte oynuyorlar. Çok da fazla eksilmedi yani işlerinden. 3-4 tanesi gitti ama sonuçta yani o 3 sene önceki futbolcu takım kadrosu hala duruyor. Eğer siz üzerine bir şey koyamıyorsanız... Sezgin'le Kıvancı'nın da artık bırakma zamanı gelmiş. Yani açık konuşalım. Sezgin bu takıma sportif direktör olsaydı keşke. Futbolu bıraksaydı, tadındayken bıraksaydı. Hizmetlerini inkar edemeyiz. Eskişehir Spor'da en uzun süre forma giyen futbolcuların arasında. İlk 10 futbolcunun tarihinde. Ama artık insan nerede noktayı koymasını bilecek. Bilmedi. Ve o önemli bir yerde oynuyor. Tandemde, savunmanın göbeğinde. Daha gençleri koyacaksın. Mevlüt ve yanına artık her kimse yani hoca bilecek kararı. Kıvanç da bir maç oynuyor, ikinci maç sakatlanıyor. Yani bunların dönemi kapandı artık. Şimdi futbol tamamen güce dayanan bir sistem. Bütün takımlar güce dayanan sistemle oynuyor. Çok kreatif yani. Çok yetenekli bir futbolcu olacaksın ki bir futbolcu idare edebilir. Koşmaz o ama beyindir o. Mesela bunun örneği, en canlı örneği, Hacı geldiği zaman, Romanya'dan geldiği zaman 30 küsur yaşında geldi. 33-34 falan geldi. Aynen. Galatasaray'a altın devrini yaşattı. Evet. Fatih Terim onu sistem dışına bırakıyordu. Yani o koşmuyordu. Tabii. 10 kaleci hariç diğer 10 kişinin 9'u koşuyordu. Hacı takımı istediği gibi yönlendirebiliyordu. O da tabii çok büyük yetenekler için geçerli. Bizde böyle bir yetenek olmadığı için artık onlar yavaş yavaş nokta futbola koymaları lazım. Dediğin gibi tamamen yine bizim çocuklar dediğimiz o şekilde yepyeni genç çocuklarla çıkılmalı kadroya. Savaşacak, koşacak, her maçta deneyim sahibi olacak bunlar. Furkan Polat'tan ben çok umutluydum, Temin de söyledim. İlk 11'e zor giriyor. Ya. Ki o güçlü kadronun iç arasında çok iyi maçlar çıkarıyordu. Küçük gözüken fiziğiyle koşarak kapatıyordu mesela. Ya. Hayır artık... Burada hoca artık dirayetli, biraz güçlü olacak. Yani tecrübeli, deneyimli, bilmem şu bu falan diye. Yani hakikaten sahada faydalı olsa, çok faydalı olsa. Görüyorsun 6 gol yiyoruz, 3 gol yiyoruz savunmada. Hayır yani eğer bu böyle devam edecekse ben dedim ki, tekrar ediyorum. Yani mevcut kadroyu tamamen dışarı alıp o havuzdaki çocukları koyalım. Nasıl bir maç 1-0, 2-0 yeniliyor? Tamamını olmaz. Ha. Tamamını almayacaksın. Yine içlerinde başarılı koşanlar var. O havuz dediği kadronun içinden monte edeceksin bu takıma. Ama bu nasıl olur? Yaşlı olan isimleri çıkartmakla olur. Ama bu, yaşlı hocam, şimdi yaşlı da tamam yaşlı ama şimdi ben 19 yaş, 20 yaşındayım, 21 yaşındayım. Yani ben 21 haftadan beri benden beklenen performans yok. Şimdi ben hala bu adımı işlemek üzerinde durayım. Nasıl işleyeceğim yani? Yok, şimdi hoca geldi, bakalım bunların, bu çocukların nasıl yoğurt yiyişini hoca görecek orada. Neleri eksik hoca görecek. Fizik mi, taktik mi, mental mi, hangi yönden eksikleri. Bunlar tamamen hocanın ve teknik kadronun görevi. Ama benim öncelikle söylediğim yaşlı ve deneyimli dediğimiz isimleri yavaş yavaş bu takımdan ayıklanıp tamamen bizim çocuklar şeklinde gençlerin çıkmasına ben de taraftarım yani takımda. Evet, ligde kalmak istiyoruz. Bunu başarmaya kalmak. Bursa Spor mesela bir Özer Hurmacı var. Yani. Özer Hurmacı o takımın içinde sırıtıyor resmen. Yani güçlü bir hoca Bursa Spor'da artık Özer Hurmacı'yı da kenara almalı. Ki
Bursaspor'un o genç kadrosunu, yani büyük çoğunluğu altyapıdan gelen o takımı ben çok beğeniyorum. Gerçi bu hafta yenildiler. Onlara da geçeceğiz sanıyorum şimdi. Evet. Ligde kalmak istiyoruz. Bunu başarabilmek adına çalışmalar yapıyoruz. Kısa sürede sonuç bekleyenler oldu. Bu çok doğru bir beklenti değil. İlk 3 maçımızda aynı skorları almayı çok isterdik ama maalesef gerçekleşmedi. 20 maçta kazanamayan bir oyuncu grubumuz var. Futbolcularımızın üzerine girip galip görmenin bir baskısı var. Bak benim dediğim gibi aynı şeyi söylüyor hoca da. Beraberliğe seviniyoruz. Seviniyoruz. Galibiyet uzak bir itmanmış gibi davranıyorlar. Doğru. İşte hoca bunun bunun çözümü konusunda bir uğraş verdiklerini söylemişti. Yaşları genç olduğu için hoşgörüyle bakıyoruz. 20-22 yaş grubu genç değildir. 23 yaşındaki bir oyuncuya harcayan vakti 16-17 futbolcuya ayırmayı isterim. Benim gözümde 16 belki transfer olur da 3-4 taraf dosyanın, yani bu üzerinde duracağımız çocukların birkaç tanesi transfer olur da en azından orada transfer yapacağımız, transferden kazanacağımız parayla 3-4 tane dosya kapatabiliriz diyor. Doğru. Özellikle buradan o futbolcu kadrosunu veya transfer olacak futbolcuları çıkarabilmek. Şimdi neyse, hoca gerçekten çok önemli şeyler söyledi. Mesela teknik, yeni gelen teknik sorumu da katıldı. Yardımcılar da katıldı. Serdar Hoca, altın koordinatörü Serdar Hoca katıldı. Gördüm, izledim. Onlar da çok güzel şeyler söyledi. Önemli olan artık bundan sonra bu konuşulanların skora yansıması. Şimdi tabii önümüzdeki pazar günü çok önemli maç var ama şimdi dün Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. Ne mutlu Türk kimliğine, yaşasın Cumhuriyet. Sonsuza kadar değişecektir. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyoruz. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Eskişehir sporlu futbolcular da tesislerde dev bir bayrak açarak 29 Ekim kutlaması yapmışlar. A takım futbolcuları antrenman öncesi Vali Hanefi Demirkol tesislerinde dev bayrak açtı. SS'in yarışmacı altyapı takımları ve fabrika altyapı eğitimlerinde yer alan minik futbolcuları da Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundular. Onlar da seslerde Türkiye Cumhuriyet Bayramımızın 90. yılını kutladılar. Evet. Evet, şimdi başka ne kaldı konulardan? Tabii daha şimdi Eskişehirspor'a ceza geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu aldığı kararda Eskişehirspor Kulübü kaleci antrenörü Atalay Kazancı'ya ve Eskişehirspor'a ceza verdi. Profesyonel Disiplin Kurulu kaleci antrenörü Atalay Kazancı'ya Eskişehirspor İstanbul maçında Eskişehirspor Kulübü kaleci antrenörü Atalay Kazancı'nın İstanbul maçında müsabaka sırasında rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle bir resmi müsabakada soyunma odasında ve yedek kulübesinde giriş yasağı ve 6500 lira para cezası vermiş. Yani Atalay Hoca da çok tecrübesiz bir hoca değil. Bu hatayı nasıl yaptı bilmiyorum ama en azından hem kendine hem de kulübe bir zarar diyelim. Hakem Fatih Tekke'ye de kırmızı kart gösterdi, evet, biliyorsun. Evet, tribüne gönderdi. Tabii tribüne gönderdi. Yani. Ki İstanbul Spor için bir kayıp. Tam çıkış yakalamış bir kulüp. Biliyorsun hocanın tribünden idare etmesi başka. Tabii canım. Kendine ayrılan, aynen, çizginin içerisinde maçı oynar gibi yönetmesi takımını yine daha başka. Yani büyük bir handikap oldu bu İstanbul Spor için. Evet. Evet. Şimdi tabii İlhan Hoca'nın şeyi var. Konuşmaları daha devam ediyor ama. Şimdi o hafta, bak geçen hafta ilk defa Loca'dan açılmıştı. Samsun maçında gerçekten az sayılı da olsa 150'ye yakın bir taraftar izledi Loca'dan. O bile onların orta tribünden bağırışı bile sanki stadyum içerisinde 15-20 bin taraftar varmış gibi yankı yapıyordu. Bu önemli. Bu haftada yine hafta içerisinde Loca satışları da devam etti. Ben bu hafta pazar günü oynayacak maçta da taraftarların daha fazla, taraftar sayısının, Loca'daki taraftar sayısının daha fazla olarak takıma destek vereceklerine inanıyorum. En azından taraftar bir itici güçtür. Futbolcular
tribünden gelen seslere belki kulak vererek daha iyi bir performans göstermeye çalışıyorlar. Ben tribündeki sayının daha fazla olarak olacağını düşünüyorum bu hafta. Sportif teknik direktörümüz Murat Daldık yaptığı yine bizim Türkiye Spor Hocaları Derneği'nin basın toplantısına katılmış burada da Eskişehir Spor bitmedi gibi söz etti. Bu kulüpte çalıştığım için mutluyum. Teknik kadroya ilandığım için Eskişehir'e geldim. Kendileriyle yıllardır birlikte çalıştım. 4 gün oldu göreve başladı. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Bu kulüp Eskişehir Spor bittiği yiyecek yemeği yok gibi algı oluşturulmuş. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Biten bir şey yok. FIFA dosyalarından birisi olan Pinto'ya ödeme yapıldı. Teknik heyetle sürekli irtibat içindeyim. Ve Eskişehir Spor sezon sonunda ligde kalacak diye bir ifadesi oldu. İnşallah biz de bu ama o teknik danışmanın hiçbir güzel bir şeyi, lafı görmedim ben. Mesela neticeye tesir etmek için var ya, futbolcuların Eskişehir Spor'da penaltıcının belli olması lazım. Her takımda en az bir tane, iki tane penaltıcı olacak. Bandırma Spor maçında penaltı kazandı Eskişehir Spor. Penaltıyı güçlükle kaleci çıkartacak. Çok güçlükle attı yani, zor. Öyle penaltı mı atılır yani? Her takımın penaltıları, her futbolcu penaltı atamaz. Bir penaltıcı penaltı atması lazım yani. Ben eski futbolcu olarak söyleyeyim. Ben yıllarca penaltı attım yani. Benim hocam Kasaboğlu hiç kaçırmadı. Ben hiç kaçırmadım. Mesela benim halamın oğlu Vahap da Eskişehir Spor'un bütün gollerini penaltıyı gole çevirdi. Onun için takımın penaltısı yok mesela. Hocam şimdi bak yani. Her futbolcu penaltı atamaz. Bu söylentide katılmıyorum. Şimdi Osman abi de mutlaka yorum yapacaktır ama. Şimdi hoca yani bir penaltıcı yok. Bir penaltı pozisyonu oldu. Ya sahip kafasına göre sen at. Sadık yok, ya sen öyle at. Değil. Osman bir penaltıcı belli olacak. Tabii. Hayır abi canım olmasın. Bir takımda penaltı yani penaltıyı kim atacak diye önceden. Bedirhan zaten direkt tabii. Görev gitti o Bandırma maçında. Yani. Golünü attı temiz. Ondan evvel de. Sen penaltıyı beğendin mi o penaltı yani? Ya az daha kaleci kurtaracak. O farklı bir şey. Penaltının beğenilmeyecek bir tarafı yok. Çünkü kaleciler mutlaka bir köşeye atlıyorlar. Ben dikkat ediyorum son yıllardaki penaltılar direkt sahanın tam ortasından oluyor. Yani. Mesela Aksar kalecisi tesadüf kurtardı ayağıyla. Evet, evet. Mesela Bursa maçında. Fenerbahçe Sosa'nın attığı penaltı gördün mü? Penaltı Sosa'nın. Sosa frikikleri goldü. Penaltı gibiydi Sosa'nın. Çok eskiye gitti. Penaltı Sosa gibi. Ve sen Kasaboğlu'nun penaltı attığını gördün mü? Vahap'ın penaltısını gördün mü? Vahap Özben. Eskişehir Sporlu Vahap Özben penaltısını attığını gördün mü sen? Hepsini bilirim ben. Hepsini. Koço Kasaboğlu. İstanbul benim hocam. Şey, benim hocam. Ben hiç mesela penaltı hiç kaçırmadım. Evet evet. Şimdi hemen zaten süremize doluyor. Şu Akisar'ı da bir geleceğiz. Eskişehir Spor'un borcu son 40 günde 8 milyon TL daha artmış. Bu dövizin artışından kaynaklandığı borçlar da giderek yani durduğu yerde artış gösteriyor. Bir an önce bu borçları kapatmak var. Nasıl kapatacak? Tabii. Maliye Bakanı mı demişti? Dövizle mi maaş alıyorsunuz? Bunlar dövizle alıyor değil mi? Anlaşmaların çoğu evet, döviz. Evet. Şimdi gelelim hafta sonu oynayacak Akisar maçına. Gerçekten bu maç Eskişehir Spor için çok önemli. Eskişehir için çok önemli. Bu maçı mutlaka kazanmak zorundayız. En azından hem Eskişehir halkının moral hem de takımın motivasyonun artması konusunda nasıl değerlendiriyorsun Osman abi? Şimdi Akisar Spor lige iyi bir başlangıç yapamadı. 3 takımdan transfer yasağını kaldıramayan Eskişehir Spor'la birlikte Bursa ve Akisar 3 takım şu an ligde. Ama her şeye rağmen iyi bir kadrosu var. Bunu kabul etmemiz lazım. Kadro dışı bıraktı. Futbolcuları da tekrar çağırdı. Yine kadrosu aldı. Affetti. Tabii. Transfer açamadıkları için. Tuzla beraberliğiyle başlıyor evinde 0-0. Sonra Bandırma'ya ilk deplasmanda 1-0 yeniliyor. Evinde Balıkesir'i yeniyor 2-0. Sonra Samsun deplasmanında 1-0 yeniliyor. Menemen'le evinde berabere kalıyor 0-0. Ve İstanbul Spor'la oynadığı İstanbul deplasmanında 90+5'te galibiyeti kaçırıyor. Evet. 2-2. Evet. Ve 2-1 öndeyken 2-2 bitiyor. Bu hafta özellikle ben Bursa maçını da 90 dakika izledim Akisar Spor'un. Yani nasıl bir netice alacağını. Çünkü Bursa Spor çok koşan bir takım. Çok iyi bir takım. Yani aldıkları sonuçlar işte onların bir da bir de penaltı kaçırdılar. Acemiliğinden kaynaklanıyor. Bu sefer de şans yardım etti Akisar'a. Evet. İstanbul Spor maçında yediler. Burada da 90+5'te kaleci atladı. Ayağınla çıkarttı topu. Evet. Kale ortasında penaltı gol oluyor.
Şimdi ligde halen 11. sıradalar 9 puanla ama son 2 haftada bir çıkış yakalayan bir takım var. Şimdi kadrolarına bakalım. Arkadaşlar koydular galiba. Kalede Milan Lukaç, Sırbistan, Sırp futbolcusu. Bir kez A milli takımında oynamış. Biliyorsun o penaltıyı kurtararak takımına 3 puanı aldırıp sağlayan kaleci. 4. sezonuymuş bu sezon. Çok ilginç. 35 yaşında oldukça deneyimli bir kaleci. Kaleci de ben yaş aramam. Yani sahada koşan futbolcularda yaş önemlidir ama kaleci de sorun değil. Geri dörtlüsüne bakıyorsun. Vrsaljevic yine Bosna Hersekli. 3. sezonu geri dörtlünün sağ kanadında. Alperen Babacan 2. sezonu 23 yaşında savunmanın göbeğinde. Yine Göksu Mutlu 2. sezonu o da 21 yaşında. Yani 2 tane genç adamı koymuş. 1.85-1.90'lık göbeğinde savunmanın. Sol kanatta Musa Nizam 3. sezonu 30 yaşında mı? Orta ikilde hemen bu dörtlünün önündeki iki Rayko Rotman çok başarılı bir futbolcuydu. Eğer Bursa maçını izlediyseniz Sloven kökenli. 15 kez A milli takımının formasını giyiyor. 3. sezonu. Onun yanında da Taha Yalçıner var. 2. sezonu. 33 yaşında deneyimli bir futbolcu. Onun önündeki üçlü ise Hasan Adıgüzel. Bu altyapıdan yetişmiş. 5. sezonu tam altyapıdan ve 20 yaşında. Tam umut vaat eden futbolculardan birisi gelecek adına. Hemen ortada yine Bjarnason var. İzlanda milli takımdan. Biliyorsunuz kuzeyin çocukları Norveç, İsveç, İzlanda çok fiziğe dayalı futbol oynar. Koşan takımlar bunlar. Bjarnason 33 yaşında ama 38 kez İzlanda milli takımında futbol oynamış. Biliyorsun bizim İzlanda'ya karşı şansımız çok az. Galibiyet oranlarında bizden çok üstün A milli bazında. Ne hikmetse balıkçı diyoruz, malıkçı bir ada diyoruz. Bizi yeniyorlar çoğunlukla. Onun yanında Onurcan Güler var. 2. sezonu 25 yaşında. İleride forvette yine çok başarılı bir Bosna Hersekli futbolcu. İrfan Hadzic 27 yaşında. 2. sezonu. Yani çok ciddiye alınacak bir ekip. Hiç kolay bir maç olmayacak. Hem çocukların bizim gençlerimizin işi zor. Hem hoca İlhan Var'ın işi çok zor. İnşallah son 3 maçtan çeşitli deneyim çıkartarak bu maçta geçmişteki hatalarını tekrarlamazlar. Ve çünkü görüyoruz maçların nasıl kazanıldığını. Evet. Ummadık bir takımı farklı favori gösterilen takımı yenebiliyor. Tek bizim güvencemiz şu anda inanç meselesi. Yani herkes bunu çocukların beynine tek sokmak lazım. Yani bu ligde herkes birbirini yenebiliyor. Evet. Ama şöyle objektif olarak değerlendirirsek kadro yapıları bizden üstün. Ve zor bir maç bizi bekliyor. Hakem İzmirli hakem. Evet. Kutluhan Bilgiç. Evet. Hemen hakemler. Kutluhan Bilgiç. Evet. Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Kemal Mavi. İki tane İzmirli, bir İstanbullu ve dördüncü hakem Bayburtlu. Bayburt'tan geliyor. Yalnız bizim şansımız Kutluhan Bilgiç Eskişehir Spor'a çok uğurlu gelen bir hakem ve çok tecrübeli. Bayağı eski yani. Ben hakem yönden yani sıkıntı çıkacağımızı zannetmiyorum. Kutluhan Bilgiç bizim daha evvel geçen sene Bolu Spor maçımızı yönetti. Bursa'da Bursa Spor'u 1-0 yendiğimiz maçta Metehan'ın gol atıp da hani 1-0 yendiğimiz maçın hakemi. Hakem çok iyi bir hakem yani. Eskişehir'e uğurlanan aynı Kolina gibi. Nasıl Kolina Türk milli takımına uğurlu geliyorsa, uğurlu geliyorsa Kutluhan Bilgiç de bizim Eskişehir Spor'a çok uğurlu geliyor. Ben puan alacağımızı umuyorum yani. İnşallah. En aşağı berabere kalırız diyorum yani. İnşallah. Galip de gelebiliriz yani. Kutluhan Bilgiç hakem sıkıntı çekeceğimi zannetmiyorum. Programın sonuna geldik de hemen söyleyeceğim. Bir şeyi kutlayalım. Neyi kutlayalım? Bizde tam 17 maç kazanamayan Mustafa Özer'i Ankara Sporlu yöneticiler kurtarıcı olarak almışlar. Yani takdir ettim. Yöneticiler biz bilmiyoruz bu işi. O yöneticiler biliyor. Her Ankara Spor'a da başarılar diliyoruz. Aynen, yeni takımında aynen. Mustafa Özer'e. İnşallah yani Eskişehir Spor'un yapamadıklarını kafasına gitsin yapamadıklarını Ankara'da gerçekleştirelim.
Efendim artık programımızın sonuna geldik. Bu hafta da bu kadar, biz ayrılan süre. Sayın Cemoğlu, sayın değerli eski hakem, eski futbolcu, eski gözlemci Mehmet Hocam'la birlikte, Mehmet Sayın Hocam'la birlikte gerimiz döndüğü kadar hem İstanbul maçını hem önümüzdeki Akşar maçını hem de hafta içindeki gelişmeleri değerlendirdik. Haftaya tekrar görüşünceye kadar yayında emeği geçen arkadaşlarım adına hepinize iyi günler diyorum. Hoşça kalın.